Sanırım Mafya serisi oyunlarının oyunseverler için ikonikleşmiş yapımlar olduğunu söylersek pek de yanlış olmaz. Bu videomuzda 2020 yılında remaster edilerek aramıza geri dönen efsane oyun serisinin bütün oyunlarının hikayesini anlatacağım. Video doğal olarak spoiler içeriyor. Bu arada önümüzdeki 2-3 yıl içinde Mafya 4'ün geleceğini de hatırlatalım. İsterseniz videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Aslında Mafya serisinin ilk iki oyunun hikayesi gerçek hayatta Amerika'da mafya ile özdeşleştirebileceğimiz zaman diliminde geçiyor. İlk oyunun geçtiği 1930'lar ünlü mafya babaları Al Capone ya da Lucky Luciano gibi isimlerin en güçlü olduğu zamanlar. İkinci oyun ise Godfather filminin konu aldığı 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasını anlatıyor. Fakat ikinci oyuna biraz sonra geleceğiz. Şimdi ilk oyuna başlangıç yapalım. 1930'lu yıllar çok sayıda İtalyan işçinin yeni kıtaya göçüyle büyük bir İtalyan diasporasının kurulduğu dönemdir. Bu dönemde hızla İtalyan nüfusu artarken İtalyan mahallelerinin de ilk örneklerini rastlıyoruz diyebiliriz. Tommy Angelo da Amerika'ya umutlarla gelmiş fakir ve kendi ekmeğinin peşinde olan bir taksi şoförü. Fakat bir gün yaşanacak olan bir olay bütün hayatını değiştirecektir. Sıradan bir iş gününde Don Ennio Salieri'nin iki adamı Sam ve Paolo'nun hayatını kurtarır. Salieri ailesinin güç yarışında oldukları Morello ailesinin adamları tarafından kurulan pusudan bu iki kişi Tommy'nin aracına sığınarak kurtulur. Tabii bu iyilik Don tarafından karşılıksız bırakılmaz ve aralarına katılması teklif edilir. Thomas bunu kibarca reddetse bile yaşanan bir olay sonucu istemese de taraf olmuştur artık. Tabii ki ertesi gün kendi ekmeğinde olan Thomas'ı Morello'nun adamları tanır ve ona saldırırlar. Bu durum Tommy'ye üzücü gerçekleri kabul etmesine neden olur. Tommy saldırıdan Salieri'ye sığınarak kurtulur ve büyük bir hızla yükseleceği yeraltı dünyasına böylece adım atmış olur. Fakat dışarıdan şaşalı ve ışıltılı görünen suç hayatı ve güç yarışı içeriden tam bir bataklıktır. Verilen görevlerdeki başarıları ve sadakati kısa sürede Tommy'nin yükselmesini sağlar. Tommy zamanla bu dünyanın karanlık yüzüne tanık olur. Bu esnada Salieri ailesiyle Morello ailesi arasında husumet sürekli büyüyecek, iş doğum gününde şehrin milletvekiline suikast düzenlemeye kadar gidecektir. Don Salieri'nin 20 yıllık yoldaşı Frank'in bile satması, Sarah ile mutlu bir evliliği olan Tommy'nin içinde bulunduğu bataklığı iyice sorgulamasına neden olur. İhanet sadece Frank ile kalmayacaktır. Don Salieri için canını ortaya koyan Tommy, Paolo ve Sam sonunda Morello ailesini alt etse de baronlarının yasa dışı madde işine girdiğini öğrenir. Bu durum onları kullanılmış hissettirir. Paolo ve Tommy bu kirli hayattan kurtulmak için bir banka soygunu planı yaparlar. Kazanacakları son parayla tamamen normal bir hayat yaşayacaklardır. Ne var ki Paolo kendi dairesinde öldürülür. Az önce söylediğim gibi bu alemde entrikalar ve ihanetler vardır. Tommy ve Paolo'nun böyle bir planı olduğunu öğrenen Salieri Sam'i yanına çekmiştir. Maalesef son olarak arkadaşımız Sam ile yüzleşir ve onu öldürürüz. Bu durum Salieri ile Tommy'nin arasında zaten hali hazırda gerilmiş olan iplerin tamamen kopmasına neden olur. Tommy işbirlikçi olarak dedektif Norman'a gider ve Salieri aleyhine tanıklık yapabileceğini söyler. Böylece oyun başından beri dedektif Norman'la konuşma sekansının dayandığı temelleri anlamış oluyoruz. Bu işbirliğinin neticesinde Salieri idam edilir ve birçok adamı da elektrikli sandalyede infaz edilir. Tommy ise Sarah ile farklı bir kimlikte bambaşka bir şehirde yeni bir hayat kurar. Fakat bataklığa girenin üzerine çamur bir kere bulaşmıştır bile. Son sahnede ikinci oyunda göreceğimiz Vito ve Joe Salieri'nin intikamını almak için onu bahçesinde katlederler. Tabii son sahnede güzel de bir mesaj veriliyor. Oyunun bir bölümünde sürekli ekipman aldığımız Vincenzo, Tommy'ye kesilmiş pompalı tüfek verirken bu silahı Sicilya'da ihanet eden kişiler üzerinde kullandıklarını söyler. Ne var ki son sahnede Tommy de bu silahıyla öldürülecektir. Gelelim birçoklarına göre en iyi mafya oyunu olan Mafia 2'ye. Bu oyunda da yine İtalya'dan Amerika'ya göç etmiş bir ailenin çocuğu olan Vito Scaletta'ya hayat veriyoruz.
Vito da o dönem yeni kıtaya göç etmiş ve tutunmaya çalışan birçok İtalyan gibi yoksul bir ailenin iki çocuğundan birisi. Hayat şartları onu küçük yaşta suça sürükler ve en yakın arkadaşı Joe ile kuyumcu soyarken polisler tarafından yakalanır. Ergenlik yılları hapishanede geçen Vito, İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte Amerikan hükümetinin suçlular içindeki gönüllüleri cepheye göndermesi sonucu askere alınır. Henüz askerdeyken mafyanın ne kadar güç sahibi olduğuna tanık olur. İzin olarak eve döndüğünde vefat eden babasının yüklü bir borç bıraktığı gerçeğiyle karşılaşır. Tabii bu sırada çocukluk arkadaşı Joe ile de buluşur ve onun da yeraltı dünyasına karıştığını ve en güçlü ailelerden birisi olan Clement ailesi adına çalıştığını öğrenir. Joe güçlü bağlantıları sayesinde sahte tezkere hazırlatır ve Vito'yu da suç dünyasına iten kaderin ayaklarından birisi de budur. Tabii oyun boyunca İtalyanlar ve İrlandalılar arasındaki güç savaşına tanıklık ediyoruz. Vito bir şekilde bu borcu ödemek zorundadır. Papayardo ile de çalışan Vito bir noktada Joe vasıtasıyla Henry Thomasino ile tanışır ve birlikte Clement ailesi adına çalışmaya başlarlar. Tabii oyuna dönemin şartları çok güzel entegre edilmiş. Bunun içerisinde göç ile gelen ailelerin suça bulaşması, benzin kartları ve dönemin ünlü müzikleri gibi unsurlar var. Vito da tam olarak benzin meselesinden yine hapse düşer. Bu esnada kardeşinden annelerinin öldüğü haberini de alır. İçeride Leo Galante isimli bir adamla tanışır ve onun sayesinde 10 yıl erken çıkar. Vito hapse girmesinden Clemente'yi suçlu tutar ve Carlo Falcone'nin lideri olduğu Falcone ailesi için çalışmaya başlar. Zaman geçtikçe Vito ve Joe'ya olan güven artmıştır ve ikisi ailenin yeminli üyesi olmuştur. Vito'nun ekibe girdiği masa toplantısında Frank ne yaparsanız yapın yasa dışı maddeden uzak durun bu bizim ilkemizdir der. Tabii Vito da büyük bir hızla servet sahibi olmuştur. Bu esnada eski patronu Clemente'yi yok etmek dahil Falcone adına pek çok iş yaparlar. Kardeşiyle de arasını düzeltmek üzeredir ki büyük husumet içinde oldukları İrlandalılar evini yakar. Büyük emek ve serveti yok olmuştur. Vito istemeden de olsa yasa dışı ürün ticaretine girer. Tabii Mafya 2'de en az ilk oyun kadar ihanet ve entrikaların döndüğü bir oyun. Triadlarla yani Asyalılarla yaptıkları bir ticaret sonucu Henry'nin polis için çalışan bir köstebek olduğu ortaya çıkar ve sokak ortasında vahşice katledilir. Tabii Vito'nun hapishanede Galante ile yakın ilişkiler kurması ve sonrasında da en yakınındaki isimlerden olan Henry'nin köstebek çıkması onu istenmeyen adam yapacaktır. Bu arada Vito'nun babasının ölümünden sorumlu olan biraz önce bahsettiğim Papayardo'dan bahsetmeden geçmeyeyim. Tabiri caizse Vito'yu suç hayatına bulaştıran Papayardo, fakir bir liman işçisi olan babasının katilidir. Tabii onu da bir güzel temizleriz. Son sahnede ise Galante ile Falcon'u temizleme konusunda anlaştığını görüyoruz. Bundan da anlaşılıyor ki bu dünyada kimin eli kimin cebinde belli değil. Evet, yaşanan olaylar tıpkı Tommy ile Salieri arasındaki iplerin gerilmesi gibi Falcone ile Vito'nun da arasını bozmuştu. Fakat Vito'nun hem adına çalıştığı Clemente'yi hem de Falcone'yi ortadan kaldırması bugün aynı kaptan yemek yiyenlerin devran dönünce gözünü kırpmadan birbirine harcadıklarını gösterir nitelikte. Oyunun finalinde Falcone'yi ortadan kaldırma görevinde Joe'yu Vito'ya silah dayarken görüyoruz. Fakat Vito'ya ihanet etmiyor. Ama son sahnede ise Galante'nin Joe'yu farklı bir arabayla başka bir yere götürdüğünü görürüz. Üçüncü ve son oyun ise büyük bir kısım tarafından beğenilmedi. Bunun nedeni olarak sürekli tekrarlayan görev sistemi gösteriliyor. Her üç oyunda dönem olarak oldukça başarılı zaman dilimlerini seçmiş. Keza üçüncü oyunda Vietnam Savaşı'ndan hemen sonrasını konu alıyor. Vietnam gazisi Lincoln Clay, 4 yılın ardından New Bordeaux'a geri döner. Ailesiyle yeniden buluştuktan sonra bir iş teklifi üzerine şehrin en büyük mafya babası San Marcano ile konuşmak için yat kulübüne gider. Girişte Marcano'nun oğlu Giorgio ile karşılaşır. Marcano'nun masasında bir de koltuğu vardır, Vito Scaletta. Vito masadan kalkınca San, Merkez Bankası'nı soymayı planladığını söyler ve Lincoln'dan da işe dahil olmasını ister. Ayrıca Lincoln'dan üvey babası Sammy'nin işlerini devralmasını da isteyecektir. Lincoln ikinci teklifi reddeder ama ilkini kabul eder.
Merkez Bankası soygunundan sonra barda yapılan kutlamada Marcano ve adamları herkesi öldürür. Lincoln'u da öldürdüğünü zanneder fakat o yaşıyordur. Peder James, Clay'i kurtarır ve onun isteğiyle CIA ajanı John Donovan'ı arar. Donovan, Clay'in şehri ele geçirip Marcano'dan intikamını almasında ona yardım edecektir. Donovan'ın istihbarat verileriyle Sal Marcano'nun suç imparatorluğunu yıkmak için işe koyulan Lincoln, bölge bölge New Bordeaux'u ele geçirmeye başlar. Bölgeleri ele geçirirken de Marcano adına orayı yöneten kişiyi öldürür ya da yanına alır. Ele geçirdikten sonra bölgeyi 3 mafya liderinden birisine verir. Yapacağı seçim oyunun ilerleyen bölümlerinde etkili olacaktır. Lincoln 3 kişiden birini yönetmesi için seçebilir. Bunlar Vito Scaletta, Thomas Burke veya Cassandra'dır. Bölgeyi verdiği kişi dışında diğer 2 kişi bu seçimden mutsuz olacak ve ilerleyen zamanlarda Lincoln'e karşı duracaktır. Bu da o karakterlerin ölümüyle sonuçlanır. Eğer bütün bölgeleri tek bir kişiye verirse diğer 2 mafya patronunu öldürmek zorunda kalır. Kumarhaneyi basıp George ve San Marcano'yu öldüren Lincoln bir karar vermelidir. Oyunun 3 muhtemel sonu vardır. Birinci sonda Lincoln şehri yönetmesi için hayatta kalan mafya babasına ya da babalarına bırakır ve New Bordeaux'dan ayrılır, yeni bir hayata atılır. İkinci sonda Lincoln mafya babalarının çağırdığı toplantıda diğerlerini öldürür ve tek başına yönetmek ister. Arabasına binince arabaya peder James'in yerleştirdiği bomba patlar ve Clay ölür. Üçüncü sonda ise Lincoln diğer mafya babalarıyla birlikte New Bordeaux'u yönetir. Mafya serisi öyle ya da böyle oyun dünyasına yaradan yapımlar oldular. Bugün dilim döndüğünce serinin bütün oyunlarının hikayesini anlatmaya çalıştım. Siz de hikayesini anlatmamı istediğiniz oyunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Peki sizin en favori mafya oyununuz hangisi? Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.